Arkalar coşuyor da bekliyorum, her şey sakinleşmeyecek galiba. Ve iki çocuğun hikayesini anlatıyor. Ayşe ile Ali'nin 8 yaşında iki çocuk bunlar. 1980 yazında darbeye giden günlerde ikisi birbirleriyle tanışıyorlar. Bir tanesi temizlikçinin oğlu, bir tanesi de bir memur ailesinin kızı. Tanışıyorlar ve ondan sonra çok çeşitli tesadüfler sonucu farkına varıyorlar ki Ankara'daki bir general, daha sonra darbeyi yapacak olan general, Ankara'daki Kuğulu Park'taki kuğuların kanatlarını kırıp onları bir daha uçmamaya mahkum etmeye karar vermiş. Bu iki çocuk etraflarında olan bütün o savaşa, arsızlığa, huysuzluğa, şiddete rağmen bu kuğuları kurtarmaya karar veriyorlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görmek, söyleyebilmek çok güzel. Evet, ben de tabii Kemir adlı romanından söz ettiniz. Henüz okumadım, kusura bakmayın ama mutlaka en kısa sürede okuyacağım, bir kitabı imzalatacağım size de. Sağ olun. 12 Eylül tabii 80 darbesi. Ben orada darbeyi yaşayan insanlardan biriyim. 12 Eylül 80'de öğrenci derneğine su olarak toplanan, askeri mahkemelerde yargılanan, daha sonra işte süreçin böyle devam ettiği ve o mücadelemizin bugün bizim bugünlerimize de çok yararlı olduğunu düşünen insanlar var. Dolayısıyla niye oldu 80 darbesi? Ne vardı 80 öncesinde? Bu ülkede örgütlü bir yapı vardı. Büyük bir risk vardı. Sendikalar örgütlüydü, toplum örgütlüydü. Çok güçlü bir muhalefet vardı ve emperyalizme karşı bir mücadele vardı. O mücadele eden insanlara karşı da onları öldüren insanlar vardı. Devletle beraber. Dolayısıyla 12 Eylül darbesinden sonra hemen görüldü ki 24 Ocak kararları çok kolayca uygulanıverdi bu ülkede. Ve diğer şeylere entegre oldu. Dolayısıyla o yüzden ekonomik nedenlerle bir ölçüde de siyasi nedenlerle 12 Eylül darbesi yapıldı. Ayrıca bugün gezi sürecinde de onları gördük, o geçmişin nüvelerini görmüş olduk. 12 Eylül öncesi öğrenciler, gençler, insanlar, işçiler gerçekten bilinçliydi ve örgütlüydü. 12 Eylül sonrası gençliğin siyasetten uzaklaştırıldığını gördük. Ülke sorunlarından uzaklaştırıldığını gördük. Duyarsızlaştırıldığını gördük. Buna tabii büyük üzüntü duyduk ama gezi süreciyle bunun tekrar geri geldiğini düşündük. Geri geldiğini düşündük ve onun için umutlandık ülkemizin geleceği adına. Dolayısıyla umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmiyoruz. Bugünlerde kötü günler yaşasak da, kötü olaylar yaşasak da bu umudu kaybetmiyoruz. Tabii ben de sizin, biz burada devrim yapıyoruz, sizin yerde kitabınızı okudum. Çok güzeldi, çok etkilendim. Bizim 80 öncesi devrimci mücadelemizin örneklerini orada gördüm. İnsanların neler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla tabii arkadaşlarımızdan bir tanesi sordu. Bugün tabii tekrar Venezuela'nın durumu kötü çünkü petrol, büyük bir petrol ülkesi. Petrol fiyatı çok düşük. Dolayısıyla insanlar yine açlıkla baş başa orada. Chavez sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracaktım. Şu anda bir ilginiz var mı, inceliyor musunuz Venezuela'yı diye soracaktım. Tabii bir araya gelmek çok önemli. Yani çok farklılıklarımız var. Yani bugün Bandırma'da bir festival yapıyoruz. Geleneksel hale geldi, 20'sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki belki tek çevre festivali, kuş cennetini koruma adına başlatılmış. Ve kültür boyutuyla, sanat boyutuyla, sanatçı boyutuyla da genişletilmiş bir festival. Dolayısıyla hem Bandırmalı çocuklarımızı, Bandırmalı gruplarımızı, folklor gruplarını, tiyatro gruplarını, işte müzik gruplarını, onlara bir sahne kurup amfiteyatroda
10 gün boyunca onlara zemin sunuyoruz. Daha sonra daha da genişletilerek bu festivali gerçekleştiriyoruz ama bugün Bandırma'da bize kızanlar var. Niye bu kadar şehit varken festival yapıyorsunuz, eğlence yapıyorsunuz diye. Bandırmalı festival istemiyor diye demeç verenler var. Ama görüyoruz ki böylesine kötü bir salonda da olsa sizlerle onları buluşturabiliyoruz. Ayrıca bizim işimiz daha zor. Şimdi niye Ece Temel Kur'an'ı getiriyorsunuz? Niye Can Dündar'ı, Erdem Gül'ü getiriyorsunuz? Niye işte gazetecileri Tugay Olcay Çocuk yerlerine getiriyorsunuz diye kızanlar var. İdeolojik davranıyorsunuz diyorlar. Ve o arkadaşlarımız da en çok bizi eleştiriyor. Böyle bir çelişki yaşıyoruz. Tabii biz eleştiriye açıkız. Eleştiri, öz eleştiri mekanizmasını devrimci gelenekten geldiğimiz için kendi içimizde de uyguluyoruz. Onlara saygı duyuyoruz. Hanımefendinin böyle bir eleştiri çeviriyor tabii. Kültür salonlarında hep yapıyoruz diye. Bizim iki salonumuz var. Bir Barış Manço Kültür Merkezi, 300 kişilik. Bir de yeni açtığımız, tarihi binayı restore ederek açtığımız Santral Kültür Merkezimiz var. O da 240 kişilik. Tabii böyle büyük bir mekanımız yok. Onun için sizleri burada, buralarda ağırlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Bir dahaki sefere de salonlarınıza geliriz. İnşallah. Evet. Biz büyük bir kültür merkezi planladık. En az 1000 kişilik salonu olacak. İnşallah o salonlarda da sizi ağırlarız. Ama şunu söylemek isterim ki bizler de direniyoruz. Sosyal demokrat belediyeler olarak yaşamımıza müdahale edilmesine, halkın yaşamına müdahale edilmesine, işte efendim sokağa masa atamazsınız, işte gece bilmem kaçtan sonra dolaşamazsınız gibi yaşamımızı kısıtlamaya çalışan insanlara karşı mücadele ediyoruz. Gerek halktan olsun, gerek devlet yönetiminden olsun. Bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Geldiniz, katıldınız, bize katkı yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz aramıza katıldığı için ve 27. Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivalimize katılan değerli gazeteci yazar Ece Temel Kur'an'a plaketlerini takdim etmek üzere Bandırma Belediye Meclis Üyemiz Sayın Fatma Semer Salı'yı huzurlarınıza arz ediyorum. Başkanım, karaya siz de alalım. Evet başkanım, siz de alalım karaya. Başkan Bey. Başkanım. Böyle alalım. Bizim görevimiz meclis yemiz. Ben de gelirim. Evet. Evet buradayız. Evet buradayız. Başkanım buradayız. Bandırma Belediyesi ve tüm bandırmalarına gazeteci yazar Ece Temel Kur'an'a plaket ve çiçek